İran'ın belki de en gizemli, hatta en ürkütücü yerlerinden bir tanesi olan sessizlik kulelerinde. Eşeklerle beraber çıkıyorlarmış. Akrabalarının, yakınlarının buraya çıkmasına izin verilmiyordu. İçim bir tuhaf oldu açıkçası yani burada. Akbabalar, vahşi kuşlar gelip burada ölüleri yiyorlardı. Derdüşlüğün kalesi olarak anılan bir şey şu anda Müslümanlar için yasak. Herkese merhaba. İran'ın en güzel şehirlerinden biri olan Yezd'den sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Burası Zerdüştlüğün kalesi olarak anılan bir şehir. Şimdi Zerdüştlüler için de çok önemli olan bir yere gideceğiz. Ama önce taksiyle pazarlık yapacağız. Bu videoda da bol bol Zerdüştlülerden bahsedeceğiz. O zaman yeni bölüm başlasın. Önce pazarlıkla başlayalım. Şimdi geçen gün ben taksiden fiyat almıştım. Gidiş dönüş 150 bin tümen demişti Dahme için. Selam aga, hello. Good morning, fine, you. I wanna go to the Dahme. Tower of Silence. So how much? Go to Tower of Silence, 1 hour stop, yeah. One bag. You can write if you want. 60,000 tümen go. 60,000 tümen come back. Yeah. 1 hour stop, 100. I think the 250,000. Oh, it's too much. Because yesterday, like another taxi driver told me, like 150. 150? Yeah, and from here. For you, it's good price. How much? If you say like 100, it's okay. 60,000 just go. My friend yesterday for you 150,000. It's very very good. Okay, so I can call him. Thank you. Highly memnun. Merci. 152. But you said it's not enough. So you change your mind? Andrew abi arayayım. If you like is 150 is good. At first I told 100. Bir şey söyleyeceğim abi, diyeceğim ki dönüşte de ateş tapınağı var ya, oraya uğrasak ne kadar olur diye. Of the Ateş Kade. Fire Temple. Fire Temple. So how much total? The Fire Temple not very tight. Maybe 50 mini or 20 mini. 160 bin tümen yaklaşık ne kadar yapıyor? Dur bakalım. 73 lira. Normalde diyeceksiniz ki daha ucuza bir seçenek bulunabilir ama hava çok ısınıyor şu anda. Öğle sıcağında da kalmak istemiyorum. O yüzden direkt kabul edip gideceğim. So aga, let's go. Okay. Gettik. Bunu öbür abiye niyetlenmiştim ama buna kısmet oldu. Şu an o kadar sıcak ki. 30 dereceymiş şu anda. 2 saat daha 10. Gideceğim yerde gölge hiçbir yer yok. Yanarım. Hakkımızda hayırlısı olsun valla. Şu anda dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesini, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bu şehir. Ünlü gezgin Marco Polo'nun da burayı gezdiği, özellikle ipek üretimi olduğu ve bölgenin zenginliğinden bahsettiğine dair birçok yazı var. Ama geleceğiniz zamanı iyi seçmeniz lazım. Çünkü gerçekten çöllerle çevrili olduğu için etrafı çok sıcak. Hello. Sessizlik kulelerinin bulunduğu bölgeye geldik. Giriş ücreti de 150 bin tümen, yani 1 milyon 500 bin riyal. Bizim paramızda da 150 bin tümen 70 lira ya da 65 lira gibi bir şey yapıyor. Şu anda İran'ın belki de en gizemli, hatta en ürkütücü yerlerinden bir tanesi olan sessizlik kulelerindeyiz. Arkamda iki tane sessizlik kulesi bulunuyor ama öncesinde birazcık Zerdüştlülükten bahsetmek istiyorum. Zerdüştlülük dünyanın en eski tek tanrılı dini olduğu söyleniyor. Tanrılarının adı Ahure Mazda, peygamberleri Zerdüşt, kutsal kitapları Avesta ve inananları da Zerdüştlü deniyor. Zerdüştlülerle ilgili bilinen en yanlış bilgi ise ateşe taptıkları. Onlar ateşe tapmıyorlar ama ateş onlar için kutsal.
bir yandan da gezmeye başlayıp bir yandan da anlatmış olayım. Dediğim gibi en son Zerdüştlerle ilgili en yanlış bilgi ateşe taptıkları. Bunun nedeni de işte ateşin kutsal olması. Aslında perest tapan anlamına geliyor. Perestari Farsça'da bakan, koruyan anlamına. Örneğin Farsça'da perestar hemşed anlamına geliyor. Yani aslında ateş perestari, ateş bakan anlamında kullanılmış. Yani onlar ateş perest değil, ateş perestari, yani ateşe bakan. Ateşin neden kutsal olduğunun ve bu kadar önemli olduğunun da tarihsel bir açıklaması var aslında. Hikayeye geçmeden önce hemen şu bölgelerden bahsetmek istiyorum. Dedim ya, burası şehir merkezinden yaklaşık yarım saat uzaklıkta diye. Zamanında da buraya insanlar eşeklerle geliyormuş. Ve geldiklerinde muhtemelen de konaklamak için buraları yapmışlar. Gizemli değil mi? Bir de böyle rüzgar falan esiyor. Yani ama bir yandan şu an etrafta kimsenin olmaması benim için iyi. Çünkü başörtüm rüzgardan sürekli düşüyor. Tutmak çok zor oluyor. Dilim damağıma da yapıştı ama artık bu sıcakta normal. Normalde bu sessizlik kulelerinden çok sayıda varmış ama bunlar turistik olanları, şu sessizlik kuleleri tam olarak şu ikisi oluyor. Birincisi bu. Taksi şoförü abi de Gülistan demişti galiba adına. Biri bu, diğeri de bu. Muhtemelen de buraları işte zamanında eşeklerle geldikleri için dinlenmek için yapmışlar. Hepsi aynı dönemde yapılmamış. Kerpiç kullanılmış bakın buralarda, yapımında. Oo. Ama boşuna yapmamışlar gerçekten. Serin. Şöyle bir buraları da göstermek istedim sizlere. Beraber geziyormuş gibi olalım. Bakalım. Oy. Korktum bir anda. Bir de kimse yok ya. İnsan tek başına gezince biraz daha sanki buralar ekstra ürkütücü oluyor. Bu sessizlik kulelerinin de Farsçası Dahme olarak geçiyormuş. Yani Dahme diye de biliniyor, sessizlik kuleleri de biliniyor. Aslında buranın olayına gelecek olursak, dedim ya ateş kutsal diye. Toprak da kutsal, su da kutsal, hava da kutsal Zerdüştüler için. Dolayısıyla bir kişi öldüğünde onu gömmüyorlarmış zamanında. Toprak kirlenmesin diye gömmüyorlar. Ateş de kutsal oldukları için yakmıyorlar. Dolayısıyla ne yapıyorlarmış? İşte bu sessizlik kulelerinin tepesine lerini akbabalar, vahşi kuşlar yesin diye bu sessizlik kulelerine bırakıyorlarmış. Ateş Zerdüştüler için kutsal dedik ya, bunun da bir hikayesi vardı dedik. Avesta ve Şahname'de geçen bir hikayede ise şöyle. İran'ın ilk krallarından olan Huşengşah avlanmak için ormana giderken karayılan görür, taş alıp yılana doğru atar. Taş atınca yılanlar kaçar, taşlar birbirine çarpar ve kuru otlar birden tutuşmaya, yani kıvılcımlar çıkmaya başlar. Sonra ateşi alıp ateşkede korumaya başlıyorlar. Ama bu tapmak değil, aslında ateşi korumak için. Bugün sessizlik kulelerinden sonra ateş tapınağına da gideceğim. Buradan sonraki durağımız orası olacak. Tabii ateşin bulunmasıyla da sosyal hayat değişmiş, demircilik gibi meslekler ortaya çıkmış. En önemli detay ise bunlar Zerdüştlük dini gelmeden önce yaşanmış. Hadi bakalım yukarı doğru çıkmaya başlayalım. Gerçekten zorlu bir yolculuk bizi bekliyor şu anda. Toprak kutsal olduğu için ölülerini gömmüyorlarmış. Ateş kutsal olduğu için de dediğim gibi yakmıyorlar ve ölülerini bu sessizlik kulelerine getiriyorlar. Zamanında burası tabii turistik olmuş. Zamanında bakın bu merdivenler yok. Daha böyle düz toprak. Şuradan da görebilirsiniz şöyle karşıdaki yolu. Oraya eşeklerle
eşeklerle beraber çıkıyorlarmış. Bu merdivenler sonradan yapılmış diyebiliyorum. Aslında ölülerin bırakılacağı zamanda akrabalarının, yakınlarının buraya çıkmasına izin verilmiyordu. Sadece ölüleri çıkartan görevliler bulunuyordu ve onlar da maske kullanıyorlardı. Hadi devam edelim. Hava bu kadar sıcak olmasaydı kesinlikle şuraya da çıkmayı denerdim. Ama zorlar. Şu an bile burası merdiven olmasına rağmen çok zorladı beni. Tek başıma geldiğim için de galiba. Evet. Diyor ki birçok farklı din var, tarih var ve diyor burası birçok değişik geleneklere ev sahipliği yaptı. Hemen şurada da Zerdüştilerin sembolünü görüyoruz. Büyük ihtimalle tapınağa gittiğimizde orada daha büyüğü olur ve orada bildiğim bir anlamı da söylemek istiyorum zaten. Önümüz alan var ya, bakın yanları böyle duvarlarla kapatılmış kerpiç. Çünkü başka diğer yabani hayvanların gelmesini engellemek için, yani kurt, köpek, artık ne olursa diğer vahşi hayvanlar duvarlar kapalı olduğu için gelemiyorlar. Burada görevli de sanırım tam o anda burada beklemiyor. İşte ölülerini gömmedikleri için bu alana bırakıyorlardı. Şimdi tabii çöpler möpler atılmış Allah'ım. Neyse, bu alana bırakıyorlardı ve akbabalar, vahşi kuşlar gelip burada ölüleri yiyorlardı. Rıza Şah döneminde bu durum yasaklanıyor ve artık Zerdüştiler de Müslümanlar gibi gömüyorlar. Ama toprağa gömerken kireçliyorlar, kireç kullanıyorlar ve kireçle gömüyorlar. Aslında bu ölülerin buraya bırakılma durumu İslam devriminden önce yasaklanmış. Bu arada Zerdüştilerle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, özellikle Zerdüşti köylerini merak ediyorsanız, Berna'nın YouTube kanalını öneririm. Borna Seyyahe, o Zerdüştü köyüne gitti. Zerdüştilerle buluştu. Onların köyünü ziyaret etti, orada kaldı. Onun gözünden daha detaylı bir şekilde Zerdüştileri tanıyabilirsiniz. Ben şimdilik işte sadece bu ölülerin bırakıldığı sessizlik kulelerine geldim. Gerçekten şimdi düşününce burada insanın tüyleri ürperiyor. Bir de tek başıma gezdiğim için bilmiyorum ama sıcaktan da dilim damağıma yapıştı. Gerçekten çok sıcak, kuru. Güneş tepede tam şu anda. Rüzgar esiyor ama hiçbir faydası yok. Bir de ses yankı yapıyor. Kendi sesimi de duyuyorum. Bilmiyorum. Biraz gerçekten içim bir tuhaf oldu açıkçası yani burada. Yasaklanmasıyla ilgili şöyle bir detay da duymuştum. Şimdi bakın, mesela hani ölüleri buraya bırakıyorlar, evet, ama akbabalar burada yedikten sonra sonuçta bazı parçalar uzaktaki bir yerlerde gidiyor sanırım, ağızlarında kalanlar düşüyor, dökülüyor. Çevre kirliliğini de oluşturuyor, çevrede sağlık sorunu da oluşturuyor. Dolayısıyla artık tam olarak sebebini bilmiyorum ama böyle bir şey duymuştum. Bir de şöyle bir detay var. Ari ırkı daha önceden Sibirya taraflarında yaşıyorlardı. Ölülerini de soğuk olduğu için dağ tepelerine bırakıyorlardı. Göç ettikten sonra da bu kültürün bu topraklarda da devam ettiğine dair varsayımlar var. Sessizlik kuleleri de böyleydi. Bilmiyorum, benim için çok tuhaf oldu. Artık dönüyorum. Buradan sonraki durağımız Ateş Tapınağı. Şimdi böyle bir de tünel gördüm. Tünel mi burası, ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ne var ki acaba aşağıda? Ne kadar serin. Nereye gidiyor acaba?
burada bitmiş. Bence kapatmışlar. Şeyma, nasıl içeri girdin diyecek olursanız. Nasıl olsa taksici abi beni bekliyor. Belli süre sonra gelmeyince merak edip bakarlardı herhalde. Gerçi ben öldükten sonra bir önemi olur muydu bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Çıkarken şurada gördüm. Burası diyor ki nesneler. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu şekilde isimlendiriliyormuş. Bunlar burayı yaşamak için inşa etmişlerdi diyor. Yaşam bazı enfeksiyonlu hastalıklar nedeniyle bunların yerleşmesine, buralara yerleşime izin verilmemiş ve başka tabii sonuçta buradan hastalık kapanlar kolaylıkla başka birilerine hastalığı bulaştırabilir diye burada yaşama izin verilmemiş. Bunu bilmiyordum. Ben sadece uzaktan geliyorlar, konaklayıp beklemek için yaptılar diye düşünmüştüm de aslında yaşamak için yapılmış. Daha sonra bu hastalık oluşturabileceği sebebiyle burada yaşama izin vermemişler. Ateş Kadeh'e geldik ama kapalı galiba ya da içeride bilet alınıyor. Ha buradaymış. Ateş Tapınağı'na giriş yaptım. Hemen dedik ya, hava kutsal, su kutsal, toprak da kutsal ve aynı zamanda içeride de ateş var. Bu dört element Zerdüştiler için çok kutsallar. Umarım okunuşunu yanlış söylemem. Fevrehar diye okunuyor diye biliyorum. Bu Zerdüştilerin sembolünü. Bakın hemen yukarıda da var. Duyuyor musunuz? Bu ses duaları olması lazım. Sessizlik kulelerinin orada ateşin ne kadar kutsal olduğunu da ateşin hikayesinde anlatmıştım. İşte o ateş yaklaşık 2000 yıldır içeride korunuyor. Onu da gezeceğiz ama. Öncesinde şurada bir işte peygamberleri Zerdüşt. Eline dikkat ediyor musunuz? O işaretin Tanrı'nın tekliğini ifade ettiği söyleniyor. Yine yukarıda dediğimiz gibi Zerdüştlerin simgesi bulunuyor. Kutsal kitapları Aves'te bulunuyor. Zerdüştlilerin geleneksel kıyafetleri bu şekilde. Keşke biz de köye gidebilseydik. Direkt kişilerin üzerinde görmek isterdim ama. Zerdüştlilerin dua etme şekline bakar mısınız? Burada fotoğraflandırılmış. Benzerlikler var. Buraya da Hafsin sofrasından yine koymuşlar. Burada da yine Zerdüştlilerin kıyafetleri. Peygamberleri Zerdüşt. Şimdi bakarsanız burada daha belirgin. Tanrı'nın tek olduğunu simge ettiği söyleniyor. İşte karşımızda da yaklaşık 2000 yıldır sönmeyen ateş. Tüm ateş tapınaklarındaki yani ateş kadehlerdeki ateşi buradan almışlar. Saat başı görevliler geliyor ve ateşi tazeliyorlar. Ateşi tazelerken yüzlerinde maske oluyor. Maske olmasının sebebi de aslında ateşin temiz düşünülmesi ve nefesin ateşi kirletmemesi için de görevliler ateşi tazelerken maske kullanıyorlar. Ayrıca Zerdüştiler tüm ibadetlerini gerçekleştirirken yine ağızları kapalı oluyor. Kutsal kitapları Avesta'nın dilinin de Zazaca'ya yakın olduğuna dair iddialar var. Tabii ki bunlar birer iddia. Hatta Murat Bardakçı'nın bununla ilgili bazı açıklamaları, bazı iddiaları vardı. Google'dan, YouTube'dan ona da bakıp izleyebilirsiniz. Zerdüştilerde şarapta helal ama sarhoş olmak
haram. Zerdüştiler ateşin buluşunu her yıl Sede Bayramı olarak kutluyorlar. Büyük bir ateş yakılıyormuş ve etrafında din adamları dua ediyorlarmış. Aslında ilk başlarda İran'ın milli bayramı olmasına rağmen şu anda Müslümanlar için yasak. Bayram döneminde Müslümanların Zerdüşt köylere girişi yasak. Aynı zamanda polislerin de köylerin girişinde beklendiği söyleniyor. Saat başı ateşi harlıyorlardı. Biraz daha vakit var. Şöyle bir detay da var. Ateş yaktıkları zaman yaşayan asla ağaçları kullanmıyorlarmış. Tamamen kurumuş ağaçları seçerek onları yakıyorlarmış ve hatta her yaktıkları ağaç yerine de yeni bir fidan diktikleri söyleniyor. Ayrıca selvi ağacı da onlar için kutsalmış. Biz içeride görevlilerin gelmesini bekledim. Çünkü belli bir saatte hep böyle ateşi yeriliyorlarmış ya. Ama kimse gelmedi. Bayağı da bir bekledim. Artık o yüzden çıkıyorum ama mutlaka paylaşırım diye düşünüyorum. Şu Fevreher'deki şey olayını anlatmamıştım. Hemen kısaca onu da anlatıp bitiriyorum. Şu gördüğünüz halka var ya, birçok anlamlar var tabii ki ama bu gördüğünüz halkanın anlamı şu. İyilik yaparsan döner dolaşır iyilik bulur. Kötülük yaparsan da döner dolaşır seni kötülük bulur anlamına geliyor. Yani bir nevi karma diyebiliriz aslında. Video buraya kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım olabildiğince aktarmışımdır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video, bir sonraki rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.